tarihi özellikle söylemek istedim Ekrem. Çünkü evdeyken günler sürekli değişiyor. Ya bugün hangi güne uyandık diye sorgular hale geldim. Bilmiyorum başına gelmeye yalnız başladı mı? Yalnız değilsin. Hatta geçenlerde bir arkadaşım sosyal medya üzerinden hemen hiç düşünmeden cevap verin diye günleri yazmış. Yani sorguladım kendimi acaba. Yani ben de böyle bir ya gecikme hani olacak mı? Söylerken olacak de önce bir takvime baktım. Bugün evet 8'iydi, evet çarşambaydı diye. Biraz günler karışıyor şu sıralar. Her günü aynı yaşıyormuşuz gibi geliyor. Allah'tan hani buraya geliyoruz zaman zaman da ona göre biliyoruz programı en azından. Günü hesap ediyoruz. Haklısın İsmail. Nasıl geçiyor günler? Ya günler aslında herkes gibi geçiyor. Daha çok hani mümkün olunca tabii ki evdeyiz. Onun dışında sadece bir markete gitmek için evden çıkıyorum ya da işte buraya gelmek için. Onun dışında çocuklarla daha çok sabahtan işte öğlene kadar, belki öğleden sonraya kadar kızım Selin'le, Zeynep'le dersleri var, online dersleri. Onları yapıyoruz oğlumla. Evet, şimdi Süleyman Hurma hattımızda. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma burada. Süleyman Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhabalar başkanım, teşekkür ederiz. Ekrem Ekşioğlu ile birlikte yayındayız. Görüyorum, görüyorum. Değerli kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Selamlar, saygılar başkan. Teşekkürler. Başkan, çok konu var aslında. Neresinden bakmak gerektiğini hani biraz daha detaylı olarak incelemek lazım. En son Adnan Dalgakıran'ın açıklamaları liglerin oynanmasının daha gecikebileceği yönündeydi. Sizin bu konudaki öngörünüz nedir? Şimdi üzülerek söylüyorum ki uzunca bir süredir önüne eline mikrofon alan herkes kendisini sağlık uzmanı, profesör yerine koydu ve bir takım açıklamalar yapıyor. Bu konuda ilgili ve ilgisiz sabahtan akşama kadar bütün programlarda da koronavirüs konuşuluyor. Toplum sağlığı açısından da çok kötü olduğunu düşünüyorum. Magazin programlarında bile koronavirüsle ilgili işte bir takım bilgilendirmeler, bir takım anlatımlar söz konusu. Bu doğru değil bir kere. Burada bizim yapmamız gereken şey şu: sağlık kurulları var ülkemizin, devletimiz var. Bu devletimizle ilgili, bu konuyla ilgili makamlar ve mevkiler var. Onların telkinlerine ve taleplerine uymak, onların işlerini kolaylaştırıcı önlemleri almak ve vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmaktır. Sayın Hurma, çok teşekkür ediyoruz gerçekçi ve net açıklamalarınız için. Üzerine biraz daha konuşacağız biz şimdi. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklar diliyorum ve herkesin kendi yerine düşünmesini tekrar söylüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Saygılar başkanım. Sağ olun, saygılar. Sağlıklı kalın. Bir de son olarak bir sosyal medyamızda bir anket vardı. Hadi bakalım. Bu sonsuz tartışma devam ederken onunla alakalı bir anket vardı. Soru, bildiğimiz bir soru, hep en çok konuşulan soru işte ekrana geliyor. Messi mi Ronaldo mu şeklinde, arkadaki keçi ne anlama geliyor diye hemen sorabilirsiniz. GOAT İngilizce'de greatest of all time kelimesinin kısaltılmışı, aynı zamanda keçi demek. Yani tüm zamanların en iyisi sözünün kısaltması, aynı zamanda keçi demek, öyle bir bağlantı var. Sence hangisi keçi? Oo, çok zor yani, hani elma mı armut mu? Ya ikisi de çok farklı oyuncular bence, ikisine de. Ya ben o konuda karar verebilmiş biri değilim ya. Yani ikisinden izlemekten keyif alıyorum. Ronaldo'nun yaptığı işler başka. Mesela hani üst düzey atletik işler yapıyor. Aynı zamanda tamam, son zamanlarda belki eskisi kadar oyuncu geçmediğinden falan çokça bahsedebiliriz ama Messi de bambaşka bir adam. İnanılmaz bir şekilde. Ben şöyle yaklaşabilirim. Hani bazı sporlarda tartışmasız bir numara vardır. İşte basketbol bunun örneklerinden birisi. Michael Jordan'a yaklaşan ya da hani onunla alakalı o tartışma kapalıdır bazı sporlarda. Futbolda açık ama yani bunun cevabını illa bulmak zorunda mıyız bilmiyorum yani. Ben Messi'yi de Ronaldo'yu da izlerken çok keyif alıyorum. Aynı noktadayım. Bu soruyu senin cevaplamak istemiyorum. İkisini de keyifle izleyelim yani. Bırakın değil mi yani? Ben ikisini bir arada aynı takımda izleyememenin de üzüntüsünü yaşıyorum. Oynarlar mı yani? Bilmiyorum. Keşke oynayabilseler. Biri bir kanatta, biri kanatta veya bir 10 numara, biri kanatta. Çok ciddiyim. Hani ya üst düzey oyuncuları hep futbol izlerken görebildik. İşte onların yaptıklarını gördük. Aynı takımda oynadıklarını gördük. Ya bir gün olabilmesini çok isterdim. Yani gösteri maçı bile olsun yani. Çağırın, kabul ediyorum. Halı saha yapsın. bizim biz halı saha maçı yapamıyoruz.
Nasıl yapacağız onlar? Ama yani cidden ikisini bir arada görünmeyi isterim. Hatta ilk başlarda bayağı bir aralarının soğuk olduğuna dair söylentiler de vardı vesaire. Ama şu anda işte aralarının tatlı bir rekabet var. Ama işte rekabet birbirlerini de besliyor. Yani. Belki de o da belli.